Ergenç, geçen hafta şöyle bir şeyden bahsettik. Hani siz yokken işte burada biz okuduk, şöyle yaptık, böyle yaptık falan filan ya. Ben kendi çocukluk zamanımı benzetiyorum Hasan abi. Benim abim, işte amcamın çocukları, babam, hepsi yaşımdayken ben o zaman tam bir psikopattım. Saldıracak yer arıyordum. Dalda kaydı. Bomba gibiydim, bomba gibiydim Hasan abi. Yani patlayacak el bombası gibiyim. Şimdikinin 2-3 katı var mı? Fazlaydım. Fazla. Böyle acayiptim abi yani böyle. Neden biliyor musunuz? Adam bir şey olursa bana babam var. Abim var, amcamın oğlu var, öbürleri var, o var, bu var. Abi ne zaman insan tek kalınca veya sorumluluk altına bizzat girince o zaman her şeyi çok daha dikkatli konuşup çok daha dikkatli hareket etmek zorunda kalıyor. Şimdi hani biz siz yokken ki vaziyetimiz düz okuduk, müzakereli yaptık ama mesela en azından benim bugünkü gibi veya siz varken önceki gibi yaptığımız deli dumrul elhamdülillah size olan güvenimizden, rahatlığımızdan dolayı hareketleri o dönem yapamayacağız diye korkmuştuk. Yani siz yokken burada yapabileceğimiz bir yanlış cümle birinin aklında kalıp da bizden sonra hayatının geri kalan döneminde onu yanlışa itecekse bunun mesuliyetini biz alamayızın korkusunu da yaşadık. O yüzden iyi ki varsınız, Allah'a binlerce şükürler olsun, sizin şeye söylemiyorum mesela, yanlış anlamayın, beşeriyetinizle alakalı konuşmuyorum. Yine tekrar edeceğim abi, ben 2 gündür gece 4'te yatıyorum. Dün gece burada yattım. Mümkün mertebe elimden gelenin en güzelini yapmaya çalışıyorum ama bir rahatlık var içimde Hasan abi. Niye? Nasıl olsa bir yanlış da Hasan abi yok diyecek bize. Bir yerde bir eksiğimiz oldu mu düzeltecek. Mesuliyetsiz bir vaziyette saldırıyoruz. Kaybetme korkusu olmadan saldırıyoruz ya. Allah'ıma binlerce şükürler olsun elhamdülillah. Allah ebeden razı olsun. Allah'ım bizi bizlerden ayırtmasın inşallah hiçbir zaman. Gerçekten. Yani bu hakikaten çok şükredilecek bir durumdur Hasan abi. Adam gavur da demiş, bana bir nokta istinat verin ki ben onunla dünyayı oynatayım. Ben de şeytanı üstadı gittiği zaman hissettim omuzumda. Evet. Çünkü duydum ki böyle böyle demişsin. Onun nedir hakikati, öyle mi demişsin? Bak, demişsem şöyle derdi, bak. Şurası akaide usulesi. Şundan dolayı ve külliyatta da öyle anlaşılmaz. Şuradan dolayı derdi düzeltirdi. Düzeltirdi, rahat ederdi. Mesela aynı tabirler hemen ona benzer. Murat Dursun şey yapıyor. Yapıyordu. Mesela şey yaptığım zaman diyor bu tabiri, yani bu şeyi çıkarımları bazen taşkınlıklar oluyor. Yani sekir alıyor manaya. Bu sefer usule, kaydeye, sisteme, yani edile-i şeriye yani, Kur'an, sünneti, icma, kıyasa, esasatımıza, itikadımıza, yönteme biliyorsunuz, itikad, yöntemin içindeki yöntemimizdir. Yani itikad aslında kaderimizdir yani. Kişinin kaderidir. Kaderdir yani. Dikkat et demiştim. 5-6 sene önce bir yazı vardı. Bu açma çıktı geçenlerde. Ondan sonra sözü sana vereceğim. Dersi dinleyip not alanlar var. O yazmış, çıkartmış. Ben de yayınladım. Dikkat edin. Düşünceleriniz hislere, hisleriniz duygularınıza, duygularınız latifeye ve dimağınız vicdana ve vicdanınız da kaderinize dönüş. Temelde bu var. Yani itikat sistemdir. Sistemin içerisindeki sistemimiz. İman ise değil. Seninle alakası değil. İtikada verilen cevaptır. Allah'ın cevabıdır. Zatının nurudur. O kazanılan değildir. Verilendir. İtikat kazanılandır.
esbab âli. Bunu nasıl böyle rahatça koltukta oturup konuşuyorsun? He Osman çok çalıştı. Çok çalıştı. Çalışıyoruz. Bitmiş değil. Çok çalışıyor. Yani Edirne'yi de bak. Şuna bak. Haca giderken usullerde vesaire bir şey göstermek için şunlar. Şu arkadakiler, tamam, arkadakiler orada dağda, bayırda, Uhud'da, Sel'de aldığım notlar bu arkasında. Şimdi daha temizliğe daha geçiremedim biliyor musun? Haçtakileri yetiştireyim diye. Yani, ama gelip imbiklerden geçiriyorum bir daha. Edile-i Şerî'yi okuduğum için yani sistem, itikadımıza Fıkh-ı Ekber var. İtikad kitabımız. Kaç defa, mutadid defa okudum. Aman zaten Risale-i Nur'un tabirleri içinde dolaştığımız için. Dolayısıyla sistemin içindeki sistemimiz, itikadımız ve birbirimizin de muaviniyiz, mukayediyiz. Ondan sonra velisiyiz ve vekiliyiz. Ne dersen birbirimize muhtaçız. Allah hiçbirimizin eksikliğini vermez. Amin. Çok sağ ol. Amin. Gerçekten. Peki abi. Tamam. Ders notlarım diyor. Başlamadan önce mi bir sorayım şimdi? Bir de ben Hasan abi şimdi taklit edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Sen kendin olursan daha iyi. Tamam abi. Şimdi Hasan abi çok çalıştık. Yani bana şehit ve şahidi çalışırsın demişlerdi. Oradan girdik. Hasan abi. Oradan namaza, salata geçtik. Oradan hatta birinci söze zıpladım. Bunu birkaç kere tekrarlıyorum ama bu bize bir şey olacak, birinci söz burada. Bir toparlayıcı olacak sanki. Miraca gittim. Kur'an, hayat, kainat, Muhammed Aleyhisselam, Ahmet Aleyhisselam. Mevzu kalmamış yani. Yani geride bir şey kalmadı. Gafur şöyle bir şey yapsan. Keşke daha önce deseydim. Murat öyle söyledim, öyle yapıyor. Ben isimlenmeden yapıyorum da. Şimdi neleri konuşacağın ana başlıkları yap, mesela 10-15 tane madde var. Evet abi. Tamam. Şimdi bunlar en elzeminden, çünkü ben çok iyi biliyorum ki hazırlandığımız, ben bunu aynı yaptığımdan dolayı, hazırlandığımız dersi takdim etme o kadar itmeyecek zamanımız. Sen bunu en can alıcı, evet, can alıcısından başlayacaksın. Şimdi şöyle Hasan abi düşünüyorum. Beni en çok çarpan, Hasan abi, en çok çarpan Miraç'ta bir bölüm var. Yani Miraç'ın o hakikatini falan onları biraz atlayayım. Burayı çok çabuk bir okuyayım. Okumazsam içimde kalır. Çünkü oraya yetişmeyecek, en sona koymuşum Hasan abi. Çok çabuk inşallah burayı bir okuyacağım. Ondan sonra da tekrar en baştan devam edeceğim. İnşallah bir şey yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ala Resulüne salavat. Ne anlatacaksın şimdi Bakır abi? Sen şimdi şimdi şöyle bakın. Miraç tekrar yani, şu, şöyle olacak bakın. Birbiriyle alakalı, birbirisinden bağı kopartılamayacak. Kur'an, hayat, kainat, Muhammed Aleyhisselam, evet, Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz, Ahmet Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz, bunların hiçbirini birbirinden kopartamıyoruz Hasan abi. Böyle çok çabuk belki bir şekilde geçeceğim veya yavaş yavaş geçeceğim, belki ikiye böleceğim bilmiyorum ama ben bunların hiçbirini kesip atamadım Hasan abi. Herkes hakkını helal etsin. Koz da elime geçti. Nasıl olsa ne güzel hep konuşacağım değil mi şimdi Hasan abi? Ne güzel olacak. İnşallah. Ama bunları anlatırsam Hasan abi, bunların birbirinden ayrı olmadığını bir şekilde tek tek anlatırsam Hasan abi, dolayısıyla namaz ve salat, namaz ve salat, biz namazı kılarken aslında bağımsız olmadığımızı bir şekilde anlatmaya çalışacağım Hasan abi. Yani bağımsız olmadığımız derken şu manada söylüyorum. Yani biz nasıl bir cemaate aslında, nasıl bir imamın arkasında durduğumuzu, nasıl bir cemaate tabi olduğumuzu bir şekilde inşallah canlandıralım kafamızda diye gayret edeceğim, anlatmaya çalışacağım. İşte Risale-i Nur'dan bölümleri okuyacağım.
kısmen kendi tefekkürlerim var, onları da paylaşacağım. Tamam. Bir yanlışlığımız olursa inşallah düzeltiriz. Bir saatte çıkartmaya o zaman çok çabuk Hasan'a şurayı bir okumak istiyorum. Yani şu anda saat, şimdi kadaki nazara alıyoruz. Tamam. 9-10 var. Tamam. Tamam abi. İnşallah şurayı inşallah çok çabuk bir anlatmak istiyorum. Çünkü bir şekil çizdik Hasan abi. Yani böyle biraz sondan başlar gibi bir vaziyetimiz var. Bu şekilde asıl ana noktayı anlayabilmemiz için şu bölümü çok çabuk bir okumam lazım. Tamam, artık benim devre bir tamam. Dışarı, sen arkadaşlarla muhatap olarak tamam, versen. Tamam, inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci müşkil. Ey makamı istimadaki insan, şu ikinci işgal ettiğin hakikat o kadar derindir, o kadar yüksektir ki akıl ona ne ulaşır ne de yanaşır. İlla nuru iman ile görünür. Fakat bazı temsilat ile o hakikatin vücudu fehme takrib edilir. Öyleyse bir nebze takribe çalışacağız. İşte şu kainata nazar-ı hikmetle bakıldığı vakit azim bir şecere manası görünür. Ve şecerenin nasıl dalları, yaprakları, çiçekleri, meyveleri vardır? Şu şecere-i hilkatin de bir şıkkı olan alem-i süflinin anasır dalları, nebatat ve eşyar yaprakları, hayvanat çiçekleri, insan meyveleri hükmünde görünür. Saniye-i Zülcelal'in ağaçları hakkında cari olan bir kanunu elbette şu şecere-i azamda da cari olmak muktezai ismi hakimdir. Şimdi bunu okuduğum zaman ben öyle mutlu oluyorum ki. Mutluluğumu belki çok yansıtamıyorum ama yani şu şecere-i hilkati çok yerde anlatamıyoruz. Nur-u Muhammedi'yi, Allah-u Teala'nın Nur-u Muhammedi'nin bizim çekirdeği aslimiz olduğunu, her şeyin ondan Allah-u Teala her şeyi o çekirdekten halk ettiğini çok insana söyleyemiyoruz. Çok insana. Bırakın Risale-i Nur talebelerinin dışındaki insanları, Nur talebelerini bile izah etmekte zorluk yaşıyoruz Hasan abi bunu. Yani şecere-i hilkati anlatırken, Nur Muhammed'i anlatırken, çekirdeği aslimizi anlatırken, her şeyin ondan yaratıldığını, ondan yarattığını Allah-u Teala'nın anlatırken zorluk yaşıyoruz. Dolayısıyla burası beni mest ediyor Hasan abi. Mest ediyor burayı okurken. Elhamdülillah. İşin kargası. Evet. Yani bunu, sistemin adı. Hasan abi bunu kurduktan sonra, yani duvarı nasıl yaparsanız yapın. Tabii gene belli şeyler için de ama yani doğru. Sıkıntı olmuyor. Yani. Evet, kargasını kurdurtan. Aynen, aynen. O yüzden önden bunu bir okuyayım inşallah diye istedim. Öyleyse muktezai hikmet, şu şecere-i hilkatin de bir çekirdekten yapılmasıdır. Muktezai hikmet, bir şecere-i hilkatin de bir çekirdekten yapılmasıdır. Hem öyle bir çekirdek ki, alemi cismaniden başka sair alemlerin numunesini ve esasatına cami olsun. Çünkü binler muhtelif alemleri tazammül eden kainatın çekirdeği asliyesi ve menşei kuru bir madde olamaz. Madem şu şecere-i kainat daha evvel, o nevden başka şecere yok, bunu okuyunca da aklıma hep Hasan abinin söylediği şeyler geliyor. Biraz söylemeden de atlayamıyorum Hasan abi, çabuk çabuk okuyamıştırım ama hani diyorsunuz ya, hayal ediyorum, bakıyorum. Bir numunesi yok, bir benzeri yok, hiç öyle bir şey yok. Nasıl düşün tövbe haşa? Nasıl düşündün? Nasıl yaptın? Şu kadar insanları yarattın, hiçbirinin siması birbirine benzemiyor. Bu hayvanları, bu çiçeği, karpuzu nasıl yaptın ya? Hasan abi, yani dersten önce konuşuyorduk arkadaşlarla. Hakikaten yaşadığımız her şey bir mucize. Sadece sürekli oluşu bizim içimizde bir ülfet mi yapıyorsunuz? Ülfet adiyattan, sıradanlık olmuş. Evet. Her nefes alışımızın kendisi mucize ama daha biraz önce dağıldığımız için şimdi onun aynısını zannediyoruz. Bir nefes almanın ne demek olduğunu, bu nasıl bir şey, neden hatırına gelmiş, nasıl olmuş? Evet. Yani bunu oksijeni yapacaksın, o kadar hızlı giden bir gemide oksijeni tutacaksın. Bu kürede. Yani bu aklım almıyor ki. Yani tek bir çare, hayranım sana, deli gibi alışıyorum ya Rabbi sana demekten başka, evet, başka yazılamaz. Yok, yok. Yani Hasan çok özür dilerim. Bir çok basit bir şey söyleyeceğim. Evde çalışıyorum, gece saat kaç olmuş bilmiyorum. Kıt 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 bir ses duydum. Bir baktım, bizim Soner, kedi. Kedi. Evet. Bir
Tuvaleti var böyle ufak, içinde kum var. Tuvalete giriyor. O kumla yaptığı pisliğini örtüyor Hasan abi. Dönüyor, tekrar dikkat ediyor, kontrol ediyor. Olmadı, biraz daha elini uzatıp örtüyor. Artık dersi bıraktım, onu izlemeye başladım Hasan abi. Ya Allah'ım, bu bir hayvan, bu bir kedi. Hiçbir kıymet vermiyoruz. Kim öğretti sana bunu? Mübarek ya. Çoğu insan pisliğini örtmez. Örtmez. Pislik derken bıraktığı kazurat değil, yaptığı günahları ailenin iş bir de ifade eder. Örtmez. Niçin örtmez? Hayvan örter. Evet. Bu örtmüyorsa, kelenamı benimada, hayvan da olamaz. Günahlar, pisliklerin pislikleridir. Ruhun ruhudur. Evet. Bak, örtmüyor, geri dönüp de örtmüyor bir de. O yüzden hakikaten bize düşen her daim hamd etmek herhalde. Evet, her daim hamd etmek. Aynen. Gerçekten. Bir de şey, en çok endişe edeceğim, zini başladı bende biraz. Şeyden sonra, bu hapisten sonra. Endişe de ifade etmiyordum da şimdi edeyim. Çok korkuyorum, elimden alır diye. Allah elimden alır diye. Her daim dua ediyorum. Muhammed'i vesile yaparak aleyhissalatü vesselam, imanının hatırına verdiği nimeti, şu nimetleri, şu iman, şu mevzuları elimden alma Allah'ın hatırına diye yalvarıyorum. Evet, anladım inşallah. O konuda benim çok sıkıntım olmadı hiç. Elhamdülillah. O konuda benim çok sıkıntım olmadı hiç rahatım. Öyleyse ona menşe ve çekirdek hükmünde olan mana ve nur. Allah'ım Allah'ım ya, mana ve nur. Elbette yine şecere-i kainatta bir meyve libasının giydirilmesi yine hakim isminin muktezasıdır. Yani o çekirdekten çıkan en sonunda bir meyve oluşması ve meyve libasının giydirilmesi. Bir meyve, yani çekirdek de aynı, meyve de ondan, meyvesi de aynı. Meyve libası. Çünkü, efendim? Meyve libası hakim mi diyorlar? Kim? Meyveye yine hakim isminin muktezasıdır. Kulleler öyle. Çünkü çekirdek daima çıplak olmaz. Madem evveli fıtratta meyve libasını giymemiş, elbette ahirde o libası giyecektir. Madem o meyve insandır ve o madem insan içinde sabıkan ispat edildiği üzere en meşhur meyve ve en muhteşem semere ve umumun nazar dikkatini celbeden ve arzın nısfını ve beşerin humsunun nazarını kendinde hasreden ve mehasin-i maneviyesi ile alemi ya nazar-ı muhabbet veya hayretle kendine baktıran meyve ise Zat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselamdır. Elbette kainatın teşekkürüne çekirdek olan nur, onun zatında cismini giyerek en ahir bir meyveye suretinde görünecektir. Ey müstemi! Şu acip kainatı azime, insanın cüz'i mahiyetinden halk olmasını istihat etme. Elhamdülillah. Oh! Üstad destekliyor beni. Öyle olacağım ya, elhamdülillah. Öyle hoşuma gidiyor ki Hasan abi ya. Bunu nurculara izah edemiyoruz Hasan abi ya. Ne kadar acıdır ki. Yani yıllardır nur talebesi olanlara şurayı izah edemiyoruz Hasan abi ya. O yüzden okudukça bir keyif alıyorum. Doğru söylüyor Osman. Yani ağaçtaki kanun insanlığın serüveninde de vardır dediğin zaman doğru ya, aynen. Ya bırakın bundan meşgul olmayın diye. Bir de aşağılıyor ha, hafife alıyor. Evet. Neyse. Orada şey... Böyle basit şeylerle meşgul olmayın. Gafur abi orada yani şey olacak mevzu da Zat-ı Ahmediye demedi, Zat-ı Muhammediye dedi, meyve. Şimdi yukarıdan okusana abi. Orası zaten meyve. Zat-ı Ahmediye diye bekliyorsun. Orada benim de kafamı biraz başladı. İsterseniz bir geriden alayım. Ona bakalım. Ben onunla alakalı bir tefekkür oluştu kafamda ama Hasan abi daha doğrusunu söyleyecek bir daha mevzu ulaştırmadan. Madem o meyve insandır. Siz yapıyorsunuz. Beni devlet işi bırak. Tamam. Madem o meyve insandır ve madem insan içinde sabıkan ispat edildiği üzere en meşhur meyve ve en muhteşem semere ve umumun nazarı dikkatini celbeden ve arzın nısfını
ve beşerin humsunun nazarını kendine hasreden ve mehasin-i maneviyesiyle alemi ya nazar-ı muhabbet veya hayretle kendine baktıran meyve ise Zat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam'dır. Yani bildiklerimize göre Zat-ı Ahmediye demesi. Biraz devam. Sonuçta meyvedeki çekirdeğe yine işaret. Dikkat et, meyve diyor, semere diyor. İki tanesini farklı şey evet. Kullanıyor. Meyve kim, semere kim? Biraz devam. Sen fuzuli fiil. Meyve Ahmet, semere Muhammed. Evet. Meyve... Meyve dişe vuruştur. Meyve. Yani nar. Şeftali. Peki şöyle denebilir mi abi? Mesela ağacın çekirdeği, mesela çınarın çekirdeği, çınar bir noktada değildir. Çekirdek şöyle bir ayrım var abi. Zat-ı Muhammediye değildir. Aslında oluş yani Zat-ı Muhammediye o ağacın ürünü olan netice yani. Yani çekirdekken tamam onun hakikati var ama o değil yani. O zat değil yani. Zat o zaman bütün o ağacın en mükemmel meyvesi olan meyvenin içindeki çekirdek diyelim. Evet. Yani hakikati yani sureti değil de hakikati gibi oluyor aslında. Yani hani şimdi Muhammed kimdir derse o zaman o meyvedeki çekirdektir esas. Çekirdek yani bize çekirdekteki çekirdek yani nur Muhammedi gibi geliyor ama değil. O çekirdek zaten. Yani hülasa halde. Esas açılmış hali sonu bir noktada. O her taraf gibi. Ali bir şey diyordu. Evet. Nur-u Muhammed'i çekirdek hali. Fakat şecere-i hilkat çekirdek değil. İşte o Ahmet tarafı. Meyveden tekrar semere olarak Hasan abinin dediği gibi tekrar çekirdeği işaret etmesi o şecere-i hilkatten değil artık. Çekirdek. Yani Ali diyor ki burada anlatılan beşeriyeti değil ki Ahmet kullansın. Şecere-i hilkat konuşulmuyor mu? Evet. Şecere-i hilkat konuşunca hiç Ahmet kullanmayacaksınız artık. Kullanırsa Ahmet çıkarsa ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Diyoruz ki o zaman vazife dağılığı, şey hani var ya böyle bir beşeriyeti baba olursun vesaire. Meyve itibariyle yani aslını tanımlama, aslını maziye taşıma. Hani diyor ya 15. şu anda alemi gaybı alemi şehadete taşıdı. Muhammed kullanıyor. Yani o zaman dikkat edersen tevilimize hiç ihtiyacı yok. Bu şecere kullanırken, mesela diyelim ki Ahmet kullandı şecerede. Mesela 19. mektuba Mucizat-ı Ahmediye diyor. 19. sözde Risalet-i Ahmediye diyor. Ahmet diyor. Ha şimdi o zaman Ahmet ve Muhammed kullanınca hemen hiç yapmanıza gerek yok. Bu dışa vuruş netice itibariyle olan Ahmet iken bu aslında aslını tanımlamayı anlatıyor. Şecere-i hilkat konuşuyor. O zaman meyveye baktığımız zaman meyve meyvedir. Kimse ilgisini çekmez ama meyvenin batını var çekirdek. O zaman Muhammed kullanırsa meyve gibi kullanırken aslında meyvedeki çekirdeği kastediyor. Evet. Çekirdek. İkisi aynı yerde ya. Şimdi mesela diyelim ki sen ben yazıhanene geldim. Şey vazifeden. İsmim bir makamım var. Bir sıfatım var. Bir de şeyim var. İşi nehli olan, psikolojiyi bilen adam gidip de orada seni makamında ezmez. Ezmemesi lazım. Milletin davrandığı gibi davranması lazım sana. Senin eşin ve dostun. O Osman ne haber? Millet Osman Bey derken. Olmaz bu. Gitmeyeceksin. Gittiğin zaman o makamın iktiza ettiği ki risaleyi içiyor. En başka şey var. Ha, o zaman neyini kastediyorsun? Yani o bize bakan yönünün dış kılıfı. Yani ya niye aynı sensin? Osman kardeşsin burada. Orada Osman Bey'sin. Osman kardeş olmaz orada. Hani hangi sıfatını kastediyorsun? Ama aynı adama diyorsun. Tabii ki aynı adam. Aynı Osman kardeş derken aynı anda Osman Bey diyorsun. Mesela ben bulunduğum şeyde hapiste bir nur talebesi de vardı gardiyan. Dışarıda acayip yani takip etmiş bizi. Orada Hasan Akar diye hitap ediyor mesela.
evrak verecek, bağıracak, mangazda. Ve bir yere götürürken abi nasılsın? Yani karıştırmamak lazım. Neyi kastediyor? Şeceli hikâ. Ahmet kullansa, ha, neticeyi kastediyor. Muhammed denmişse, o artık oturmuş yani. Hakikat, mahiyet gibi. Ha, evet netice ama aslını taşıyan netice. Aslıyla alakalı. Evet. Burada şey denir mi abi, şeceli hikâ, Nur Muhammed'iyken zat Muhammed'e yoktu. Onu netice vermek için şeceli hikâ oldu denebilir değil mi? Tabii tabii, ta kendisi. Yani evet. Zat Muhammediye yoktu yani. Yoktu. Hmm. Nur Muhammediye vardı. Zat Muhammediye. Zata dönüşmemişti. Yani zata dönüşmemişti. Heh, evet öyle onu demek istedim. Zat, onun için şeceri hikat lazımdı. Lazımdı. Bir ağaç olması gerekiyor. Evet. Ağaçtan çıkması gerekiyor. Yani meyvedeki yasin çekirdeğin olabilmesi için meyvedeki ağaç lazım. Meyve için ağaç lazım ama bir de meyvedeki çekirdek için de ağaç lazım. Bu kadar Hasan abi. Ben genelde Ahmet ve muhabbet, şey Ahmet ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeklinde baktığınız zaman Risale-i Nur'da sanki herhalde burası biraz bizi böyle şeye düşürüyor değil mi? Onun dışında mesela o reşalar falan burada olmasa, yok çok. Böyle düşürecek yerler olmasa bu sefer ifadeler sıradanlık olur, klasik olur. Öyle olunca egzersiz yaptırıyor, düşündürüyor. Evet. Neyi kastediyor, ne demek istiyor, Allah Allah, niye böyle demiş diye. Bu da, affedersin abi, Risale-i Nur'un MP'si okunması gerektiğini. Evet. Çünkü hareket kesin. Var. Kesin, devamlı hareket var. Yani böyle standartlık yaptırmıyor. Çok ilgimi çekti mesela, gelirken en son dinlediğim şey vardı bende. Aslında ders çalışıyor muyum? Nur'u diyor, karanlıktan çıkarttık diyor. Çok doğru. Kur'an meali. Karanlıklardan çıkarttı. Ya ben bak ne yaptım? Tak gitti. Adem'den vücut. Adem'den vücut. Tak tak. Risale-i Nur'la gözüyle Kur'an nasıl oturuyor? Tak 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 tak. Karanlıklardan nuru çıkarttık. Sağ gitti bir ayet. Adem'den vücuttan çıkarttık diyor. O demek ayetmiş. Adem'den vücuda çıkarttık, ayet mealiymiş külliyattaki o tabir. Hmm. Ayet, ayet, ayettir. Ayet-i meali. Böyle diysek, vay bu insanla ayet demiştir. Tamam kardeş, sen nasıl biliyorsun demiş. Peki son bir cümleye müsaade eder misiniz? Biz kimseye hücum etmezken niye bize hücum ediliyor? Meyve veren ağaç. Kimin, yok bu klasik cümle de söyleyeyim. Ne, kimin ne yaptığını bizimce pek alakadar değiliz söylemlerine sahip. Niçin böyle? Yok Hazreti Ali'ye ayı cevceleti geldi. Yok Said Nursi böyle yaptı. Yok Said Nursi'nin çıkmazları bilmem ne. Ulan ben sana veya bir nur talebesi, bir nur talebesi. Sen ne yazdın, nerede bilmem ne işledin, nerede yumurtladın diye. Hiçbir nur talebesi, hiç düşündünüz mü? Kimin bir reddiye, kimseyle meşgul değil. Yani ben duydunuz mu benim işimi? Ve bir nur talebesi de yapmaz. Ama Risale-i Nur'la ve Üstad'la niye müşküller ya? Hiç düşündünüz mü? Niçin muhalefet edilmeye ihtiyacı duyuyor? Çünkü sen muhalefet partisisin. Demek ki değil o. İktidar olanın muhalefeti olur. Muhalefet eden otomatik olarak muhalefette kalmış. İktidar değildir demek. İktidar partiye muhalefeti olur. Hep muhalefet ediyorsun. Çünkü iktidar sensin demektir. Ve yok şöyle oturdu, böyle dedi. La sana ne derken, sen bir din doğruları yaşa. Evet. Saat çalışmaya başlayayım mı? Hep durdurdum çünkü o zaman. Tamam. İzmir hakkımdan yedirtmem, kusura bakma. Elbette kainatın teşekkülüne çekirdek olan nur, onun zatında cismini giyerek en ahir bir meyve suretinde görünecektir. Onun zatında cismini giyerek en ahir bir meyve suretinde görünecektir. Bir daha baştan. Tamam. Baştan derken elbette de değil mi? Giyilen de cisim ha. He? Yani zat-ı Muhammed'i de bir yani tezi basmış. Yani ya Allah'ım ya deli olacağım ya. Neler söylüyor değil mi ya? Ha. Allah'ım ya Rabbim ya. Cesedi giymiş demiyor. Cismi söylüyor.
cisme meyve diyor, Ahmet diyor. Yok, Ahmet demedi daha. Zat-ı Muhammed. Ama şey kesin, sarı ifade. Cisme meyve diyor. Yani bir on... Yani son cümleyi okuruz. Son cümle. Evet. Bak, sarı ifade. Şey, Zat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Elbette kainatın teşekkürüne çekirdek olan nur. Aleyhisselam kullanıyor mu? Aleyhisselatü Vesselam kullanıyor mu sonunda? Zat-ı Muhammed. Ne aynısını okuyor, ne sen tıkarsın. Onun zatında cismini giyerek, cismini en ahir bir meyve suretinde görülecektir. Cismi giyerek. Evet, meyve cisim oluyor. Evet. Meyve. Semere daha cami. Tabii semere daha cami. Cismaniyet mi oluyor ondan sonra? Olsan cismaniyet oluyor. Aslında... Semere mi abi? Mesela bazı ağacın semeresi meyvesi değildir. Ağacın belki odunudur. Semere. Kavak. Harika mantar. Osman, harika getirdin bu misali. Bazı ağaçların meyvesi meyvedir. Şey, semeresi meyve değildir. He, bazı ağaçların meyvesi meyvedir. Ha, meyvesi meyvedir. Evet. Bazı ağaçların semeresi ille meyve değil. Onun semeresi, yani faydası odundur. Kavak, o oksijeni şey yapmasıdır. Evet. Güzelliğidir. Mesela çiçekler. Meyvesi yok. Masamızdan indirmiyor. Güzelliğidir. Bu da semeredir. Yani kokusu semeredir. Mesela masamda bir tane, şimdi bir tanesi bana hediye getirmiş masada. Odaya girdiğiniz zaman kıyamet kopuyor ya. Bir koku salıyor ki acayip. Ha, semeredir. O zaman bu hayatın, daha önceden de vermiş olduğum örnek şeyi Hasan abi, bu hayatın semeresi, meyvesi cennet, semeresi rıza-i ilahi. Harika. Çoğalttı işte, çoğalttı. Harika işte. Doğru söyle. Bir daha devam. Bu hayat-ı dünyevi geliş gayemizin meyvesi cennettir. Meyve diyor zaten. Çok yerde cennete meyve diyor. Bu alemin iki dalı var diyor. Meyvesi cennet, cehennem olarak işaret edeceğiz. Diyor ki suflisi aşağıdadır, ulvisi yukarıdadır meyvesi diyor. Bu alem-i şehadetten uzanan dalın iki meyvesi, iki hafızıdır diyor. Cennet, cehenneme. Semere ise cennetteki ciza ilahi. Bir hakikat, biri mahvesi. Ve bu gafur, ha? Gafur bunları. Yani bir müftü, hoca demiyor, müftü böyle şey yapan olmaz yani. Çünkü Risale-i Nur nereye getiriyor? Bizimle alakası yok, seninle alakası yok gafur. Evet. Nasıl terbiye ediyor? Bir tane söyle diyor. Abi ya nasıl böyle hayatınızı verdiniz ya? Ben birkaç dakika veya birkaç saat okumakla sıkılıyorum. Ömür nasıl böyle? Bırak beni, vereni. Nasıl dese ki bizi bizden çıkartmış. Nasıl cazibesi var? Sen ona bak. Sana bir kitap yaz da ömür verilsin. Hani cazibeye bak, cazibeye. Cazibeye kapılanı bırak. Demirin o kadar meziyeti yok. Mıknatısın özelliği var ki onu oynatıyor yerinden. Sana bir mıknatıs ol da oynat yani. Hasan abicim, şimdi burayı çok, buranın beni çok hissiyatlandırması, Osman. Evet abi. Beşalarda hep bu zamana kadar baktı, yani bu gözlükle bakmamıştım herhalde biraz. Bir bakıyorum ki orada hem Ahmet Aleyhisselam anlatıyor, hem Muhammed Aleyhisselam anlatıyor. Hasan abi, o kadar düzenli kullanmış ki orada hepsini. Acayip. Hiçbir, kesinlikle acayip. Dolayısıyla burayı okumadan geçmek istemedim. Yani burayı daha sonra tekrar sayfa edeceğim. Kaç tane oldu? 579. Sözler. Ey müstemi, şu acip kainatı azime bir insanın cüz'i mahiyetinden halk olunmasını istibat etme. Bir nevi alem gibi olan muazzam çam ağacını buğday tanesi kadar bir çekirdekten halk eden Kadir-i Zülcelal, şu kainatı Nur-u Muhammed'den Nur-u Muhammed'den aleyhissalatü vesselam nasıl halk etmesin veya edemesin? İşte şecere-i kainat, şecere-i tuğba gibi gövdesi ve kökü yukarıda, dalları aşağıda olduğu için aşağıdaki meyve makamından ta çekirdek asli makamına kadar nurani bir hayt-ı münasebet var. İşte Miraç o hayt-ı münasebetin kılıfı ve suretidir. Oh! Elhamdülillah. Bu kadar açık ifade edilir. Miraç bu işte. O aşağıdaki meyve ile çekirdek arasındaki hayt-ı münasebetin
sureti bir grafıdır. Allah Allah. Şimdi Hasan abi, şöyle bir şekil, o metinler bitti değil mi Can Alıcı? Evet, en şey nokta burasıydı. Evet. En nokta şey burası, burasıydı Hasan abi. Buydu. Acayip diyen Hasan abi, beni şey yaptı. Şimdi Hasan abi, şu şöyle bir eksen genelde hani çizeriz ya. şurada Nur-u Muhammed'i Arş-ı Azam, Lef-i Mahfuz, Arş standart bildiğiniz üzere. Şurası Hasan abi, şu kalın çizgi, bakın ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama şu kalın çizgi o hayt mürasebet. Şurası. Şurası. Bura ile alakalı Allah'a iman diye ben yazmışım. Yani bu, yani bu imandır Hasan abi. Şu bağ. Oraya kadar iman mıdır? Yani şu arşa kadar zaten Hasan abi. İmandır. Evet. Ben arşa kadar diye onu daha ileriki bölümlerde inşallah anlatmaya çalışacağım Hasan abi. Arşa kadar buradan yukarıya zaten Hasan abi gayb oluyor. İmandan bahsedebilir miyiz Hasan abi? İman gaybadır. Gayb de arşa kadardır. Dolayısıyla bu bağı ben zaten Hasan abi zaten Miraç'tan bahsedilirken direkt çekirdeği aslı ile işte Ahl-i Mücadele'deki Ahmet ile Muhammed'in buluşması şeklinde belki şey yapılıyor ama onun gölgesinde bizim de namaz bir miraçtır diyor mesela. Yine okuyacağız inşallah. Bu miraç bir besmele mesela. Bismillahirrahmanirrahim mesela. Bu bir miraçtır diye. Miracın kılıfıdır. Evet, evet. Suretidir ifadesi. Suretidir. Evet, işte bu Hasan abi, bu bizi arşa çıkartacak. Yani bu bizim burağımız. Burak olarak açık bir şekilde söylüyor Hasan abi. 61 işareteceğiz. Buraktır. Buraktır diyor. Burak bizi nereye kadar götürecek abi? Arşa kadar. Dolayısıyla bunun bizi çıkartacağı miraç, yani miracı da iki şekilde, inşallah daha sonra biraz sonra okuyacağız Hasan abi, iki şekilde ben şey yapıyorum, namazı ayırıyorum, sureti, hakikati ve mahiyeti. Hasan abi bu şekilde ayırıyorum ve hangisi bizim miracımızdır, hangisi bizi nereye ulaştıracak? Sureti nedir hakikaten? Evet, eğer biraz sonra anlatacağım onu şimdi, direkt onu söylemeyeyim değil mi? Biraz... Deme. Tamam. O zaman çünkü bunu... seni heyecanla beklesinler. Bekleyin. Elhamdülillah. Oo, bunların hangisini hangisine ayırıyordum Hasan abi? Allah aşkına ya. Bir bakın ya. Şimdi bismillah. Bunu en sona bırakmıştım ama. Sen bu kadar çalıştın. Çalıştın, seni hiç şımardır eder miyiz? Biz sabah dinleriz Allah'ın izniyle. Elhamdülillah. Desem hemen inanmaktan. Hasan abi. Şimdi. İsmail. Yeni geldin daha. Bizim. Ayhancığım. İki ders yapma ihtimalimiz olabilir. Birinci dersin sonunda ikramımız ne? Tatlı abi. İkinci dersin sonunda? Su. İçli köfte. İçli köfte. Ve çay. Çay değil mi? Oo, dinleriz abi. Peki şöyle bir şey daha var Hasan abi. Eğer dinlemeyip işi olan, yücü olan, sıkılan, çıkıp giden serbesttir. Ona aşağıda kim bekliyor? Derse devam etsin abi ya. Tamam sen. Evet. Şimdi Hasan abi. Şimdi şunu bir söylemek istiyorum. Burayı okuduk elhamdülillah. Ben bir rahatladım. Şimdi diyorum ya sana abi. Kur'an, hayat, kainat, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Ahmet Aleyhisselatü Vesselam, namaz, salat, bunların hiçbirini birbirinden ayıramıyoruz sana abi. Ama o kadar çok ki. Bunları nasıl birleştireceğiz? Bu nedir, nasıldır, nasıl olacak? Şurası benim çok hoşuma gitti sana abi. Diyordum ya. Besmele. Bugün Risale-i Nur'ları anlatmaya çalıştığımız birisine alayım bir tane, nasıl yapayım? Sen sözleri al, oku. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci söz, başla. Ya bu besmele, bu acayip bir besmele Hasan abi. Bu normal bir şey değilmiş ya. Bizim besmele değil. Çıldıracağım ya. Ya takke yapayım ya. Allah ya. Böyle değil ya. Vallahi böyle değil. Şimdi, şunu anlamazdım mesela. Hasan abi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi ona başlarız. Onunla başlarız değil, ona başlarız. Yani Hasan abi şu nedir biliyor musunuz? İman kendini ve kendinle birlikte Allah'ı tanımanın aslında bir şeklidir. İman. Budur yani Hasan abi. İman ediyorsun. İman ettiğin kişi
kişiye, siz nasıl diyordunuz Hasan, nasıl anlatıyordunuz, ifade ediyordunuz? İman ettiğine şeyle besleniyorsun. Bak işte burada aynı o çocuğun anne karnındaki o kordonla beslendiği gibi Hasan abi, biz bununla besleniyoruz. Hasan abi nereden besleniyoruz? Zaten iman bağdır diyoruz. Tabii. İman bağdır diyor. 23. Saptır diyor. Evet onu onu koymayalım. Kordondur. Evet. Onu da eklemeye utandım artık. Bu kadar uzatmayalım işte. Hasan abi o da çıkartmıştım. Yani aslında kelam Hasan abi, yani ona başlarız demek aslında Bismillah'la başlarınızı çok basit algılıyoruz. Ona başlarız demek, bu üstad bunun tümünden bahsediyor gibi algılıyorum ben aslında. Miraca başlıyoruz diyor. Miraca başlıyoruz. Miraca yani. Bravo. Miraca başlıyoruz diyor yani. Bu. Şimdi birinci sır. Bu çalışmanı da bu arada Ali'ye gönderdi, sitede yayınlasın. Ucu dosyalar. Öyle mi? Tabii ya. Çünkü hani israf olmasın ya. Merak edenler çoktur. Şimdi birinci sır. Burayı da biraz çabuk okuyayım Hasan abi. Bismillahirrahmanirrahim'in bir cilvesi. Şöyle gördüm ki, kainat simasında, bir de Hasan abi beni çarpan ne oluyor biliyor musunuz? Bunu da söylemeden yapamıyorum. Üstad anlatıyor, bir şey söylüyor Hasan abi. Onun belki binde bir manasını ben anlıyorum ve beni deli ediyor, beni deliye çeviriyor. Ve üstad diyor ki, belki okyanustan bir damlayı aktardım ben size, ancak aktarabildim belki. Abi bunun nihayeti nedir ya? Bunlar ustad diyor ki, ben yiyorum diyor, siz koklasanız size yeter. Evet. Evet. Bir de diyor ki, Molla Resul abi, tarlaya bakıyormuş, tarlaya buğdaya bakmış böyle. Merak etmiş tabii neye bakıyor diye. Toprak sahibini kastederek diyor ki, bu buğday diyor, sureti çiftçiye kafi iken biz hakikatini yiyoruz. Sureti onun olsun, yeah. Hakikati bizim. Miracı ne oluyor biliyor musun? O seni taşıyor buğday. Tefekkür sadece seni bir yere taşıyan sistemin adıdır. Herkesle çalışma. Aslında abi, uyutmuyor. Vallahi uyutmuyor. Ya namazı bazen zor bitiriyorum. Namazı zor bitiriyorum Hasan abi. Kendimi aşağı zor atarım. Sakın namazı surete dönüştürme. Evet. Allah affetsin. Ehli tarikata dediği gibi namazı suret olarak çabuk çabuk kılar. Evet. Dergahında zikri esas alır. Sen de masandaki kitabı esas alıp namazı surete dönüştürme. O zaman vesile maksat vesile olur. Evet doğru. Allah'ın izin istesin öyle olmaktan. Bismillahirrahmanirrahim'in bir cilvesi şöyle gördüm ki, kainat simasında, arz simasında ve insan simasında birbiri içinde birbirinin numunesini gösteren üç sitke-i rubiyet var. Biri, kainatın heyet-i mecmuasındaki teavün, tesanül, teanül, tecavüpten tezahür eden sitke-i kübra-i uluhiyettir ki, Bismillah ona bakıyor. İkincisi, küre-i arz simasında nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabbüh, tenasüp, intizam, incisam, lütuf ve merhametten tezahür eden sikki-i kübra-i rahmaniyettir ki Bismillahirrahman ona bakıyor. Sonra insanın mahiyeti camiasının simasındaki letaif-i ref'et ve dekaik-i şefkat ve şuat-ı merhamet-i ilahiyeden tezahür eden sikke-i ulyâ-i rahimiyettir ki Bismillahirrahmanirrahim'deki el-rahim ona bakıyor. Şimdi Hasan abi şimdi bu şemamız üzerinde gene gösterecek olursak Hasan abi, şimdi bu şemamız Hasan abi, şurayı ben direkt alemi şehadet gibi gösterdim Hasan abi, öyle diyelim. Şöyle. Hasan abi. Şimdi vücut ve adam alemleri şeklinde Hasan abi. Rahman, mümin, kafir ayırmadan herkese tezahür ediyor Hasan abi, değil mi? Herkese rızkını veriyor Rahman. Yani buradakilerden biri nasıl yazdık dersek bu düşünceyle yazılmıştır. Eğer Rahman burası ise
Hasan abi. Şu noktaya yerleştireceklerimiz de buradan, bunlardır Hasan abi. Rahim, Celal, bakın. Rahim, Hasan abi. Rahim nerede? Rahim'i şu göbekler Hasan abi. Bu nedir, nedendir göbek Hasan abi? Onu da söyleyeyim, onu da ifade edeyim isterseniz. Şimdi Celal ve Cemal çarpışmasından Kemal ortaya çıkıyor. Yani mümin bir insan çıkıyor Hasan abi. Kemal. Den hasıl olan yani ilk maksat kamil bir insan değil mi? Yani en azından mümin bir insan şeklinde yorumlarsa gel. Allah-u Teala rahmetli. Adem aleyhisselam ya. Evet. Tabi burası aslında Hasan abi, burası sıfır makamıdır. Burası sıfır makamı. Celal'le Cemal çarpışmasında işte masum bir insan derken Adem aleyhisselam. Adem aleyhisselam evet. O yüzden sıfırdır. Aslında sıfır gibi göründüğüne bakmayıp aslında her şey olduğunu da söyleyebiliriz Hasan abi. Sıfır. Her şey burada bitmiş gibi görünüyor. Ama aslında her şey burada başlıyor Hasan abi. Bu. Belki bu alemle alakalı her şeyini bitirirken burada. Ebedi alemle ilgili her şeyin başladığı noktada burası. Kemal. Kemal mümin insan. Rahim ismi mümin insanda tezahür eder Hasan abi. Dolayısıyla rahim noktası burayı diye ben belirledim Hasan abi. Hı hı. Bismillah yazmamış mıyız? Ben mi yazmamışım acaba? Bismillah kayyumiyettir. Şimdi şöyle yaptım Hasan abi. Bismillah önce yazdım da sonradan aslında Bismillah buraya yazmıştım ama öyle yapmadım. Bismillah tek olarak değil de Rahman ve Rahim'in bütünlemesi olarak Bismillahirrahmanirrahim olarak yazdım Hasan abi. Bilmiyorum başka bir şekilde ifade edebilir miydik ama. Yani Rahman ve Rahim'i cem etmiş. Cem etmiş haliyle. Çünkü ismi taftil yani zata bakan bir isim olduğu için Allah'ın içerisine, Allah isminin içerisine her isim var. Dolayısıyla doğru. Rahman doğru. Ve Rahim bir isim olduğu için Allah'ın içinde var. Bunu üçüncü sözde kullanıyor. Eşheden la ilahe illallah. Ne hali? Ben şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ama Ustad bak üçüncü sözde diyor ki Rezak odur, Şafi odur. Rızık veren odur, şifa veren odur. Öyle yok ki metinde. Oradaki Allah'ın içerisindeki isimleri kastediyor. Bir sürü isim var. Allah. Mesela la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'a kaldır, rezak, ondan başka rezak yoktur. Ondan sonra, şifa veren yoktur. Hepsini koyabiliyorsun, Şafi ve sen koyabiliyorsun. Hasan abi bir şey söyleyeyim. Gibi ya. Yani şimdi deyince, şimdi oraya daha çok zamanımız var da orayı anlatmamıza. Ama siz böyle deyince, oraya da bir şey yapmadan geçemeyeceğim Hasan abi. Ya öyle acayip ki şu, mesela 9. sözü okuduğumuzda Üstad Hasan abi iki şekilde anlatıyor. Namazın beş vakte... tarif edilmesi. Evet. Şimdi birinci de anlattığı Hasan abi farklı. Umum kainat adına kıldığımız bir namazı anlatıyor sanki. Öyle gördüm, onu anlatacağım. İkinci bölümünde ise bizim enfus alemimizde kıldığımız bir namaz gibi sanki anlatıyorum. Orada beş vakit anlatıyor Hasan abi. Her, şimdi o kadar enteresan ki Hasan abi, bir umum kainatla birlikte o cemaati. Bir de içindeki, şimdi bakın şurada da... Yani bir şey diyor, namaz anlatırken cemaatle mektubatta anlatıyor ya, Beyazıt Camisi'nde, bir onu kastediyorsun. Bir kendi hücrelerimi, bir ben, bir kendi hücrelerimi, bir de alim İslam'ı teveccüh etmiş bütün insanların bir efradı olan. Şimdi isterseniz Hasan abi şurayı ben bir okuyayım, biraz acele etmeyin. Tamam. Neden diyeceksiniz? Çünkü ben bunu özellikle buraya koydum ki, bununla, bunu bir kalıp yaptım Hasan abi, bu kalıp ile diğer bütün hepsini anlayabildim yani, anlamaya çalıştım daha doğrusu. Demek Bismillahirrahmanirrahim sahife-i alemde bir satır nurani teşkil eden üç sikke-i ehadiyetin kutsi ünvanıdır. Bir kuvveti, bir haytıdır. Mesela bir kuvveti ve bir haytıdır. Bakın aynı deyimi kullanıyor değil mi? Miraç'la alakalı, o bağla alakalı gelen bir şey kullanmıştı sanki. Yani Bismillahirrahmanirrahim yukarıdan nüzul ile
semere-i kainat ve alemin müshay-i musaharası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi arşa bağlar, insani arşa çıkmaya bir yol olur. Hasan abi. Yani aslında ben bunu iki tarafla anlıyorum. Bir insani arş derken içeri dönüyor, enfüse dönüyor. E bir de bunu herkese bir enfüs diye bahsedemezsiniz. İşte arşa çıkmaya diye de izah edebiliriz. Yani bir taşla iki kuş gibi sanki anlıyorum ben. Yani ifadelerimi inşallah yanlış konuşmuyorumdur da. Zaten Miraç'ın enfüsteki manası gittiği anda gelmişti, geldiği anda gitmişti var ya. İçsel yapılanmaya yani inkılap geçiriyor. Yani sen diyelim inkılap nasıl oluyor? Diyelim ki burada güzel bir cümle söyleniliyor. Bir inkılap alıyorsun. Aslında bunu söylemeyin. İnşallah ileride biraz bir şeyler çıkacak, ben bir şeyleri söyleyeyim. Abi, Miraç kanaatin üstünde bir makam değil midir? Kanaatin üstünde. Ne demek anlamadım. Ya şöyle, gittiği anda geldi var ya, onun içinde bu kanaat midir? Yani Miraç'ta teklif edilen, ona gösterilen makamlar var. Bunlara kanaat mı etmiştir? Yoksa kanaatin üstünde başka bir makam olarak biz bir şey bilmeli miyiz? O devam etsin, o gelecekmiş, okuyacak. Onların hepsi inşallah gelecek, az sonra. Şimdi Hasan abi şurası. Kur'an'ın mucizül beyan ikinci sır. Hadsiz kesret-i mahlukatta tezahür eden vahidiyet içinde ukulü boğmamak için daima o vahidiyetin içinde ehadiyet cilvesini gösteriyor. İşte benim anlatmak istediğim az önce buydu Hasan abi. Şimdi namaz deyince bakın bir beş vakit namazı kastediyorsun Hasan abi. Beş vakit namazın bütünlüğünü kastediyorsun, bir namazları ayrı ayrı kastediyorsun, bir de bir namazın içinde bütün kainatı yerleştiriyorsun Hasan abi. Yani hepsini bir noktaya topluyorsun. Kainat da bu bedende, bunda, burada, hayat da burada, yani her şey burada. Çünkü bunu ortadan kaldırdığın zaman Hasan abi zaten aynı şey. Her şey çekirdeği asli yönümüzde. Her şey bizde değil mi Hasan abi? Burada değil mi? O zaman kendini de ortadan kaldırdığın zaman zaten her şeyi sen olursun. Neyse. Demek istediğim yani anlamak için Hasan abi. Canım şey yapar mısın? Anlamak için buradan dünyanın o ucuna, şu ucuna, bu ucuna yıldıza, aya, şuraya, buraya bakmaya gerek yok. Eğer bir parça fehmini zorlarsan Hasan abi, o zaman her şeyi kendinde görebiliyorsun. İşte Nadir abinin o enfosi şeyi var ya, böyle hariç kendindekini görmek için yaratılmış diye not düşmüş. Allah. Mesela yıldız gördün, senin alemindeki yıldıza intikal edesin diye meyve gördün elma, sende elma var. Yani sendekileri görmek için harici koymuş. Ama hariç yokken sende bunlar var desek, dense ne var demeyecek miydik? Şimdi diyoruz ki ne var? Bu alim var. Mevcudat var mesela. Mesela diyelim ki sağırmış. Allah göstermez, ben imansız olsam nasıl olur? İmansıza bak öyle olur. Harun benim Akşemseddin'e bir söyler Hasan abi. Bir delimi görüyorum. Şuna bak. Allah'a şükür. Niye? Bak onu senin için yaratmış. Yani ondan kendimize pay çıkartıyoruz değil mi Harun? Bak şimdi arabaya biniyordum. Arabaya binerken şimdi erken çıktım. Trafiğe yakalamıyorsa çok erken. Çıktım. Adam yürüyemiyor. Kafa aşağıda. Böyle. Yürüyor. Zor. İçmiş yani, ot içmiş. O normal şey, içki değil o. Yani böyle. Ben de arabanın tam yanından geçiyorum, ben de bu dersi geliyorum. Böyle ya Rabbi. O da şimdi bir yerden geliyor veya bir yere gidiyor bu haliyle. Ben de bir yere gidiyorum. Bunların Rabbi hep sensin. Ona onun rolü veriyorsun. Bana bu rolü verdin.
Yani nasıl şükredeceğimi bilmiyoruz. Şimdi bak mesela böyle gidiyorsa içki içmemiş, ottur yani. Ne anlaşılıyor? Gözler şey. Ben de bu derse geliyorum. Nasıl şükredeceğiz? Veya ne diyeceğim ben şu an? Hiçbir şey diyemiyorum. Yalnız ona yandım. Ne hissedersin? Bu derse geliyorsun, orada oturacaksın. Bu derse muhatap olacaksın. O şimdi gidiyor, bir yeri silmeye, pineklemeye geçecek. Onun da Allah, onun da Rabbi. Allah, benim Rabbim de Allah. Yani şu nasıl bir nimet? İşte beş vakit namazında hapisten sonra diyorum, Allah'ım elimden almayacak kadar merhametlisin. Elimden alma Allah'lığın hatırına. Sen Allah'sın, Allah olduğunu biliyorsun. Allah olmayı olduğunu bilmekten gelen ve sana has olan lezzeti mukaddesinin hatırına bize verdiğin şu nimeti, bize verdiğin bu nimeti alma Rabbul Alemin. Amin. Hasan abi bu şunu bir şey yapayım ya, bu hariç kendini görmek için dediniz ya abi, az önce cümle vardı ya, hariç kendini görmek için. Kendini seyretmek. Seyretmek. Şimdi yani benim kendi halimde bu da, bu Nadir abinin işte okursak inşallah kampta. Bunu diyeyim. Yani bu mevzu yani. Mesela ilk benim aklıma gelen, ben yani duruculukta bizim ilk öğrendiğimiz ne? Hariç nedir? Allah'ın esmalarını saymak içindir. Görmek içindir. Yani hariç orada esas nokta Allah'ı görmek midir? Kendini mi görmektir? Esas usul. Hangisidir? Allah razı olsun. Allah'ı görmek dediğimiz bizim aslında bir noktada varta mıdır? Hatta bir şey midir? Mesela, ben arefe nefse fakat arefe Rabb'ı. Allah tanıdıktan sonra kendini tanı demiyor. Kendini tanıdıktan sonra Allah'ı tanıdıyor, değil mi? Şimdi mesela birinci söze baktığımız zaman, ikinci söze baktığımız zaman, ikinci söz iman değil mi? Üçüncü söze bak, neyi anlatıyor? Hariç de bizi anlatıyor. Yani burada bir sıkıntı şu olmuş. Kendisi belirli bir seviyeye kadar gelmiş ama kendisini unutmuş. Bu sefer demiş ki mevcudat Esma'yı gösteriyor. Esma'nın cilve cemal nakşını gösteriyor. Esma'yı göstermez zatını da neyse. Cilve cemal nakşı sanatın. Peki kime gösteriyor? İnsana. Kim, hangi insan? İnsanlığını bilen insana. İlk önce kantar olacak da tartacağız. Kantar bozuksa neyi tartacaksın? Yanlış sorunun doğru cevabı da yanlış değil midir? Risale-i Nur'un öğretisine baktığın zaman, bak birinci söz, hayal eder misin? Hepiniz okumuş insanız. Zihninizden geçirin. Sonra, ikinci söz, iman küfür değil mi? Yani, umumi dünya içinde hususi dünya. Nazarında bir memlekete düştü. Hatırladın mı abi? Üçüncü söz, nedir üçüncü söz? İbadet. He? İbadet. Ve iman. İman. Dört. İbadet. Hani mevcudan? Beş. Altı. Yedi. Sekiz, dokuz, on. Onda başlıyor. He. On. 17'de esas başlıyor hariç. Yani kışrını bulduk, şey, kışrını fena seyrine atabilirsin Nuh'u bulduktan sonra. Yani dikkat edersen hariçteki esmayı anlamayı da kullanırken aslında senin esmayı uyandırmak için olduğunu göreceksin. Çok önemli. Lubu bulduktan sonra kışrını diyor fena seyrine atabilirsin. Sendeki uyandırılması gereken esmalar için kullanıyor. Merkez de sensin. Esmadan değilsin sen sırf. Esmadan olan tarafın var. Esmadan olanlar var ağaç. Sen ise esmadan olmamışsın sırf. Sıfattan da varsın. Şuunattan da varsın. Zattan da varsın. Bu kainat niçin esas değil? Çünkü insandan yaratılmıştır. Ben esasım. Yani Nur-u Muhammedi'den yaratılmadı mı biraz önce ağaç? Nur-u Muhammedi.
biz onun cilve inikası değil miyiz Nur Muhammed'in? Miraca gidince üç şey vardı, nur vardı, emanet vardı, anahtar vardı yani. Bu kainat Nur Muhammed'in yaratılmadı mı? Biz o Nur Muhammed'in içindeki bir şey inikası değil miyiz? Yani insandan yaratılmıştır şu mevcudat. İnsan merkez nedir? Kendimizi unutmak vartağıdır. Kendimizi unutmak vartağıdır. Ondan dolayı ki böyle derslerde mevcudattan Allah'ı anlatıyoruz. Kendimize taşınamadığımızdan dolayı dersi takdim etmek ki ondan sonra gelsin çay derse gelişle gidiş bir sevap cetil edemiyor. Sevap cetili değişiyor ama gelişle gidiş arasında bir fark olmuyor. Mesela derse katılıyorsun ve hepiniz katılıyorsunuzdur. Başka derslere de katılıyorsunuz. Yapıyorsunuzdur. Kan biliyorum. Peki giriş çıkışımız aynı. Ama enfusi dersler yapılırken aynı mısın? Kendine gelemiyorsun bu gece ya. Ben 4-5 saat ya kendime gelemiyorum pazar dima dersinden sonra. Unutmak için neler çektiğini sen yakına biliyorsun. Yollarımı şaşırıyorum, arabayı şaşırıyorum. Çıktım dışarıya pazar günü, araba Mehmet gitti biliyor musunuz? Araba arıyorum. Sokağa gidiyorum, düğmeye basıyorum, nereden lamba yanacak? Yok, kafa yok. Ve bildiğim yere navigasyon açıyor. Yok, şey bir şey anlatmak için söylüyorum, kafa gelmiyorum, getiremiyorum. Ama diğer derslere de hitap eden insanım. Cenazeye gidiyorum, düğüne gidiyorum. Bazı klas derslere gidiyoruz, şuna bak. Ama o zaman canavar gibiyim ya. Mesela, bunu niçin söyledim? Çok emniyetli gördüm senin sorunun. Varta nerede? Varta işte yani kendini merkeze koyun. Hariç kendini tanımlamak için esma derslerinde de bakarsan onunla kendi esmanı anlatmak için olduğunu. Çünkü insandaki soyuttur esma. Dışarıdaki somuttur. O soyuta intikal etmek için somutu kullanılıyor. Yoksa insan çekip çıkarsa anamı yitirir şöyle. Buzdan suyu kaldır. Ne oluyorsa bu derslerden insanı kaldır böyle olur. Hep harice bakınca harici mi oluyor? Hariciyet oluyor mesela. Mesela dün ve pazar günü güzel bir derste var, şey yapamadım. Çekemedim. Çorlu'ya gittiğim zaman ya aile hayatında Mutezili ve Cebri'yi bir de anlatır mısın diye. Ona ait bir ders yapar mısın diye. Eğer aradığım bir ders yoksa bakacağım. Buna ders yaptım. Yani Cebri'ye ev hayatını. Ama koymuşuz biz Rafa, Cebri'ye Mutezili. Alakası yok. Evde şimdi ne alakası var? Ne alakası var? İtikatta alakası. Ailede Cebri'ye miyiz, Mutezili'ye miyiz, Ehl-i Sünnet miyiz? Ehl-i Sünnet olduğumuz kadar evde huzur olur. Evdeki huzurun sebebi imanı bile ahirettir. Muvazenedir. Hayattaki muvazeneli bakıştan kaynaklanıyor. Tamam mı? Dediğim gibi olsun ev diyorsan Cebri'ye etsin. Her şeyi kendi haline bırakıyorsan Mutezili'ye etsin. Şey, ters söyledim. Kendi halini bıraktın, Cebriyesin. Ol dediğin gibi olacaksın. Bu Kur'an sistemine Mutezilesin. Ama Ehl-i Sünnet mazisini Cebriye istikbali Mutezile ile bakıyor. Bak ev hayatında kavga oluyorsan inan bana evde kavga oluyorsan ya Mutezilesin ya Cebriyesin. Devam. Bunlar saatten saymayacaksın inşallah. O şey var, bir şey söyleyebilir miyim? Hani o merkez deniz ya da aklıma şey geldi. O Enel Risalesi'nde de Üstad Hazretleri sanki hani diyor kainatın hazineleri zahirde açık görünse de esasen kapalıdır ama diyor onun anahtarı Enel'dir. Enel'in kendisine müşkük üşer bir şeydir yani. Öyle açmak mı? Ağzını açılıyor. Zahirde açık gibi gözüküyor. Zahirde elmadır değil mi? Bunlar nereden bahsediyor diyor. Bunu Müslüman diyor ha, Nurcular bir şey biliyor diyor, ottan, çiçekten, meyveden bahsediyor. Evet. Tamam böyle diyor, zahirden açık değil mi? Ama hakikaten kapalıdır. Oysa o çiçekten bahseden Allah'tır. Enzuru, enzuru. Bakmıyor musunuz? Bakmazlar mı? Tüsebbihu, yüsebbihu. Yani mevcudat eserlerine bakmıyor musun? Hasan abi şurayı okuyup bir arka sayfaya geçeceğim, burayı da atlayacağım. Ben bir sadece özet ediyorum. Şimdi ey insan!
bil ki o rahmetin arşına yetişmek için, o rahmetin arşına yetişmek için bir miraç var. O miraç da Bismillahirrahmanirrahim'dir. Bakıyorum, bu arş dedi ya, İzmir'den dün birisi aradı. Ben X geldim. Çok büyük bir arş. Ondan sonra bu olmuş, hem geçmiş olsun dedi hapse. Hasan kardeş dedi. Ya rica ediyorum dedi ya, şu arş da arşan zaman. Ayıpmayın, bırak artık dedi ya. Bunlar aynı şeyler. Ya dedim ki, arşla ifade edilmesi gerekiyorsa, arş azam diye iki tane israf-ı kelam eder mi dedi usta. Muhakematı yazan, kelamın nereyi ve neyi tanımladığını bilen, en azından basit izah. Arşla ifade ediliyorsa, bunu arş azam demek, İsraf-ı kemal, kelam değil midir? Evet. Usta bir arş kullanıyor, bir arş azam kullanıyor. Bu peki israf değil mi? Ne dediğini bilmiyor. Yani ne kadar şükretsek azdır ya. Elhamdülillah. Arşa bir yol bulur. Peki, gözünü ve kulağını arşa kadar, cismaniyetini arşa kadar alması muktezi hikmettir diyor. Peki oysa biz biliyoruz ki miraç kabı kapsa ne kadar gitti? Arşa kadar gözünü kulağını aldı. Evet, onları hep, evet, oku. Hasan abi, şu üst bölümde, o dördüncü sırda İyyâke nâbudu'dan bahsediyor. Yani bu anlattıklarımızın tamamı Hasan abi, sanki İyyâke nâbudu'ya da bakıyor Hasan abi. Çünkü birisine sen diyebilmek için onun karşısında olmanız lazım. Onun var olması lazım. Onun var olması lazım. Sizin de en azından ona sen diyebilecek bir pozisyonda olmanız lazım Hasan abi. Mesela Allah'a sana de, diyen birisi var. Mesela çok alimlerindir bu Risale'den işliyor. Alimler de şey yapmış. Cismen gitmemiş diyor biraz. Yani bazıları diyor ya böyle dini tamir davasına din tahripçileri var ya. Bedene gitmez. Oysa Sübhanellezi esra bi abdihi. Abd kullanması cismen gittiğini delildir diyor. Çünkü ruhen olsa abd olmaz. Ruhani şeyler abd edilmez. Bedensel cismaniyete abd denir. Abdimizi diyor. Ruhunu demiyor. Hasan abi. Yani niçin söylüyor? Yani bir kelime kullanırken Risale-i Nur manayı anlatmıyor. Risale-i Nur manayı anlatmıyor. Manalara işaret ediyor. Manayı anlatamaz. Nehir o. Malatya'ya 10 kilometre diyor. O Malatya'nın, Malatya hoş geldiniz, tabela yazıyor. O Malatya mıdır? Hasan abi, bu misaliniz çok hoşuma gidiyor. İnanın şu düzenlemeyi yaparken o misal aklımdan geçti biliyor musunuz? Buraya ben Kur'an yazmışım, hayat yazmışım, kainat yazmışım. Burası Kur'an da değil, hayat da değil, kainat da değil. Ama bu burada. Buradan gidiliyor. Açıyorsun sen. Evet, buradan gidiliyor. Çünkü ben diyor, işaret taşları nevinden koydum diyor. Mesela bir yerden geçiyorsun, bataktır, taş koyuyorsun. İz sürüyor. O manaları diyor, tekrar dehattür ettireyim, hatırlayayım diye. O manalar, eğer, niçin? O manayı bize taşımış kelamla kalıplasa, biz muayyenleşiriz, kalıplaşırız. Seviyemiz onun anladığı kadardır. Onun ötelerden getirdiği manaya hapsoluruz. Said Nursi'nin, Bediüzzaman demiyorum, Hazretleri demiyorum, talebeliği sıfatının. Said Nursi'nin, Hazretleri'nin getirdiği mana ise bizi ona hapsediyor. Ondan çıkamıyorsun olur. Oysa Mesnevi de söylüyor katede. Ben diyor, o diyor manalara işaret nevinden alametler koydum. Peki o mana ne? Sen artık orada mutlak ve muhit manaya seni muhatap ediyor. Bana değil diyor Kur'an'a, bana değil manaya talip oluyorsunuz. İnsani bir arş. İnsani bir arş. Yani köprü yapan bir mühendis. Geçmemizi sağlıyor. O mühendisin içine girmiyoruz. Tamam. Köprü koyuyor. Bakın getirdiği mana ise Risale-i Nur.
Biz onun anlayışına, seviyesine mahkumuz. Çıkamazsın. Lugat budur. Lugattan çıkamazsınız. Getirdiği mana, çünkü lugat muayyendir. Ha, ama Risale-i Nur mana gibi gözükürken aslında âli, mutlak ve muhit manalara işaret ediyor. Peki niye camil, niye çok manalı bir kelime? Zatında da böyledir. Çünkü o manadan alıyor. Ama biz biliyoruz ki kelimenin kendisi, kendisi değil. İşaretle levası gibidir. İşaret, malatte, on kilometre, sağdan gidecekse sahip. Kendisi değildir. Oraya iz takip edenlere götüren vesiledir. Çünkü Risale-i Nur dışarıdan bakan buna bakar gibidir. Gözlük, bu gözlüktür. Ama kafaya koyduktan sonra gözlük yok. O dışarıdan gözlüğe bakar, takan gözlükle bakar. Gözlüğe bakmaz. Gözlüğe bakmaz. Bakamaz zaten. Onu kullanır. Kullanır. Yani Risale-i Nur okurken ey itiraz eden, Risale-i Nur ne diyor diye okumuyoruz. Risale-i Nur gözüyle Kur'an'a bakıyoruz. Kur'an nedir? Resulullah kimdir? Allah'ımız kimdir? Ben kimim? Vahiy zimmilere bakıyoruz. Evet, vahiy zimmilere bakıyoruz. Vahiy zimmilere bakıp gene mahkum değilsin. Vahiy zimmilerle vahiy mutlak, vahye bak duruyor. Devam et abi. Hasan abi, İyyâke kenar buduyu bu dördüncü sırada bahsetmiş üstad. O son bölümünde Hasan abi, bakın altında direkt yani heyecanlanmışım. Direkt buraya şöyle bir tefekkürümü yazmışım. Allah'ı tanımak istiyorsan önce kendini tanımalısın şeklinde. Yani az önce bahsettiğimiz mevzu vardı ya. Ya. Bakın Hasan abi, işte Kur'an'la hakim bu sırrı azimi ifade içindir ki, kainatın daire-i azamından mesela semavat ve arzın hikmetinden bahsettiği vakit, birden en küçük bir daireden ve en dakik bir cüzden bahseder, ta ki zahir bir surette hatem-i hakiyeti göstersin. Mesela hilkat-i semavat ve arzdan bahsi içinde hilkat-i insandan ve insanın sesinden ve simasındaki dekaiki nimet ve hikmetten bahis açar. Ta ki fikir dağılmasın, kalp boğulmasın, ruh mahbubunu doğrudan doğruya bulsun. Neden beni bu abi böyle bir tefekküre itti? Allah'ı tanımak istiyorsan önce kendini tanımalısın diye. Abi buradan besleniyoruz. Yani bakın hep oradan besleniyoruz. En küçük bir noktasından bahsediyor. Senin anlayacağın bir noktada. O nokta da benim. Ben kendimim. Bana benden daha yakını var mı abi? Benim kendimden daha iyi anlayabileceğim, anlama gayreti içine girebileceğim, ihtiyaç duyabileceğim başka bir şey yok. Önce kendini tanıyarak bu yola giriyorsun. Ona başlıyorsun. Kendini tanımaya. Bismillah. Ha başlıyoruz. Biz dahi ona başlarız derken kendini tanımaktan bahsediyor aslında Üstad orada bir nevi. Alıştırıyor. Alıştırıyor. Hep böyle harici. Hariçten harice bak. Allah hariç. Elma hariç. Elmadan Allah'a. Hariçten hariç. Osman. Evet abi. Allah hariç. Elma da hariç. Elmadan Allah'a. Denizden Allah'a. Hariçten harice. Hani hariçten dahili? Biz ilk önce Risale-i Nur okuyarak, dahili okuyarak, harici okuyarak Risale-i Nur, ayet-i kübra ile dahili okuyoruz. Sonra dahilden dahil. Dahilden dahil. Eğer sırf mevcudattan Allah'a bakarsan hariçten harici. Sonra zaten hariç kalmıyor, her yer dahil oluyor. Hepsi zaten. Hepsi bir tekte oldu. Eğer bu yöntemle bakamazsan ya Mutezile'si ya Cebriye'si. Çünkü itikattayken esbaba baktığın zaman Cebri oluyoruz. İlk önce normalde hariçteyiz değil mi? Hariçtesin. Fıtri olarak kesretteyiz. Yani tabii. Bu böyledir. Ayet-i Kübra. He. Dağlara bakar ki, denizlere bakar ki. Bu yöntem budur. Gözümüzü açtık, saldırdık gibi. Saldırdıkça. Öyle ifade var. Hariçten orayı dahile taşınmak için. Dahile durur musun? Dahilden dahile. Dahilden Allah'a.
Hariçten Allah'a değil. Hariçten dahile, dahilden dahile. O zaman Allah böyle ülfet, ülfet de sarmış olursun. Elmayı ne yapmış Allah? Renklendirmiş, süslendirmiş, lezzet vermiş. 100 sene dokusan aynı, 500 sene dokusan aynı. İki asker varmış, hariçten harici oldu. Hariçten harici ülfet belası. Allah bunu istiyor değil mi Aslan abi? Kim Allah, isteyecek tabii. Yani hayır, Allah bunu istiyor derken, Allah zaten böyle istiyor. Böyle yani istiyor. Aksini... Yöntemi bu. Evet. Mesela şey vardı, vakıfların başı Ebu Hürer'e redalan, ya Resulallah diyor, içerisini anlatmıyor. Ondan sonra ben biraz hissettim biraz şey içini de, o hadisin. Ben diyor şey yapıyorum, Allah Resulü şöyle bakmış, demiş ki, sen de kalsın, bu manayı tam cümle bilmiyorum, serişte etme, anlatma, yanlıştır demiyor. Sen de kalsın. Mesela öyle bir rivayetlerde mesela biliyorum şu anda atarımda, deme şimdi, arabada bir demiştim sana, koltuğa vurmuştum. Hani var ya, Cebrail'in bir sözü var, dur ya Muhammed, yükseni söylemiyorum, tamam. Şimdi, ya insanlar yanlış anlar. Ama Resulü Peygamberimiz ne diyor? Hazreti Ali'nin başına geçmiş böyle. Durdurayım. He? Durdurayım. Yok yok demem de. Hazreti Ali'nin başına geçmiş biliyor musunuz? Bir şeyler yapmış. Ashab-ı Suffa sohbet yapıyormuş. Hususi. Akşam, bak. Kapıya vurmuş. Bir tane demiş ki, kim o? Ben Ali demiş. Almamışlar hiç. Peygamberimiz değil mi daha bu? Ayrı da anlatmıştı. Sonra baktım ki şeymiş. Hazreti Ali'ye nispet ediliyor. Ali miymiş ha? Ali'ymiş. Yanlış olmuş o. Değil mi? Önceden öyle de anlatmıştı. Evet. Sonra bir daha şey yaptı. Ben dedi Ebu Talib'in oğlu şey bir daha vurmuş. Kim o? Ebu Talib'in oğlu Ali'yim dedi. Almadılar. Sonra üçüncü kez geri gelmiş. Ben demiş Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasının oğluyum ve damadıyım demiş. Kim o deyince kapıda almamışlar. Sonra bir daha dördüncü kez dolaşmış, yani dolaşıyor. Hani hemen peş peşe vurmuyor. Dolaşıyor, dolaşıyor, gene geliyor. Dördüncüsü dediler ki, kim o dediler içeriden. Hazreti Ali diyor ki, hiç. Kapıyı açtılar. Hiç. Kendini bir yerler nispet edip basınmadırsan köleleşirsin demişler. Orada İmam Ali'ye mi demişler abi böyle? Ebu Hüreyre başkanlığındaki Ashab-ı Sıfa. Şimdi böyle abdestin farzları 4'tür, namazın farzları 12'dir. Sübhaneke oku, sırf onu yaparlar mı dersin? Mirat-ı Muhammed'den Allah görünürde. Peki sohbet ettiler Allah Resulü'nün yanında. Aynedir bu alem, her şey hakkıyla kayın. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünürde. Böyle sahabeler böyle seyrettiler onu. Geldiler şeye, kendi hususi mahallelerine geldiler. O şahit oldukları sohbetin nebideki o sofradan, sohbeti sofra derler. Tamam mı? Sofra derler. Ondan bahsetmiş olmaz mı? Yani o gördüklerinden bahsetmezler mi? Yani geldik de hiç bahsetmediler mi yani Resulullah'ın? Alacağım seni. Bak sohbet neymiş biliyor musun? Sohbet unutmayın mayalanmaktır. Sohbet demlenmektir. Sohbet güven oluşturmaktır. Sohbet zahiri paneller, konferanslar yerini aldı maalesef. Sohbet yerine paneller, konferanslar yerini aldı. Sohbet birbirini yok etmeyen, birbirini anlayan ve anladığı ölçüde birbirini koruyan, yani karşılıklı sahiplenmektir. Sohbet.
aynilik sahiplendirmez. Aynilik, hepimiz aynı olsak sahiplendirmez. Farklılık sahiplendirir. Sohbet birbirine kendisini ikram etmektir. Sohbet, ben bir şey söylüyorum, sen de bir şey söylüyorsun. Birbirine kendini ikram etmektir. Sohbet, yaşadığın şeyleri sana kişilik vermez, kimlik verir. Neyse devam ediyor. Sohbet diye böyle. Sohbet ederlermiş Resulullah ile. Sohbet normal, sohbet anlamayın bakın. En şey manası, biten manası, küçük, orta bir manası, kendini ikram etmek. Panel öyle değil. İnşallah gitsin bir ara okur. Kendini çok, çok önemli abi. Şimdi sahabeyle ilgili geçen haftadan ben not almışım. Kardeşin dersinden, Harun kardeşim. Zıtlara ayrılmış diye değil mi? Beşer olarak düşünmeyelim buna ama zıtlara ayrılmış olmak demek artık Adem'inin kendine zıt olmasına, o konuda derece almasına öyle bir durumu yok. Dereceyi katmış artık neticede. Evet. Sohbet bir de şunu söylüyorum. Bunu alması gereken yerde. Yaşamın içinden çıkan endişelerini yaşarken buna kaygı deniliyor psikolojide. Yaşarken yaşamın içinden çıkan kaygılarını, yani endişelerini yine yaşamın içinden giderilemez. Ancak sohbette giderilir. Yaşadığın hayatta veya hayatın içine çıkan kaygı ve endişelerini yine yaşadığın standartlıktan bunu gideremezsin. Bunu kaldıramazsın. Ancak sohbetle. Çünkü sohbet birbirini yapılandırandır. Mekan süte benzer, ondan alınan lezzete de zaman derler. Sizin bu söylediğinize psikiyatrik bir şey söyleyeyim mi? Geçen gün bir tane çocuk geldi, aynı sizin bu dediğiniz var ya, hani bu... Yani dedi, ben bu doktorlara geliyorum dedi, bunlar dedi, olmuyor dedi. Bunlar hastanede göreceğim. Ben psikiyatristlere bakıyorum da. Ben dedi, bunlar dedi olmuyor dedi. Bunlar 5-10 dakika konuşuyor. Bana dedi, saatlerce bana dedi şey yapacak doktor lazım. O yüzden ben özele gidiyorum. Demek ki sizin dediğiniz bu mana çıkıyor yani. Gerçekten... Sohbet. Tabii. Yani demek ki ona ne kalsın... Sohbet yapılandırmaktır. Sohbet kendini takdim etmektir. Sohbet tenezzüle gelmektir. Sohbet arınma vasfı ve faaliyetinin adıdır. Yani... Birbirini ortadan kaldıran değil, birbirini yapılandırandır. Bu manada akıl için ne demiş, hangi akılla bunu yaparsın? Bir tenzih akıl var, tenzih, bir de teşbih akıl var. Kürsüden konuşmak, bir de burada konuşmak nedir onlar? Teşbih akıl ise duygularınla donatılmış akıl denilir. Teşbih akıl bu. Tenzihi akıl ise vahiy ile donatılmış akıldır. Felsefe nedir bu manada, hemen bir cümleyle? Felsefe, akıllar arasındaki dildir. Akıllar arasındaki dildir. Abi zamana lezzet dediniz, yani hariçte seni uyandırıp ortaya çıkar mıdır, yani hakikat mıdır? Sandaki yaptığı tesir bu işte. Zaman, insan. Herkese ayrı lezzet alırsın ya sütten. Süt aynıdır herkese. Ama herkese süt farklıdır. Mekanın ve zamanın insan üzerindeki tesiri, tamam mı? Mekan süt ise zaman oradan alınan lezzettir. Seni yapılandıran. Sende uyandırdığı yani. Sende uyandırdığıdır sende. Kimisi 60 sene yaşar, 6 saat bile değecek bir şeysi yok, hiçbir şeysi yok. Kimisi 6 saat yaşar. O zaman bende dışarıdakiler ne kadar uyandırıyorsa benim zamanım o kadar genişliyor. Evet, aslı zaman tay mekan oluyor. Miraç. Tefekkür ettiğin kadar zamanın var. Ne kadar tefekkür ve rıza ilahiye, matab ilahiye olmuşsan o kadar yaşamışsın denilir. Yoksa yaşamamışsın kabul edilir. Onun için ulema-i İslam ittifakla ahir zamana geneline demiş ki kayıp asır demiş. Yani insanlık yaşamadığını kabul ediyorlar. Oysa zamanlar yaşanmadığı kabul ediliyor. Ayağım üstü hiç. Şucam yaşamsınız. Abi ben tefekkürler güme geliyor ha.
Tamam. Ha, ben sizi pazar günü 4 saat dinliyorum. Şurada binde bir şuraya çıkmışız. Ama seni bu saatten düşüyoruz. Yani. Düşeceğiz. Ha, bilmem. Tamam o zaman. Tamam. Haftaya da devam edebiliriz abi. Çok güçlü konular şimdi. Evet. Yani zaten daha başlamadık ya Hasan abi. Yani tamam. Bunlar şey değil. Ben iç ezmeyelim istersen. Dur bismillah. Daha başlamadık. Tamam, ne ezmeyelim? Ne oluyor? Ben anlatayım. Şu vallahi ne ya. Şu Hasan abi benim çok şeyimi çekti. Dikkatimi çekti. Çok hoşuma gitti. Onu da söyleyeyim. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim Fatiha'nın fiil listesi Kur'an'ın mücmen bir hülasası olduğu cihetle diyoruz da orada. Mesela 25. sözde hatta Kur'an Fatiha'da Fatiha dahi Besmele'de münderiç olduğuna şeklinde söylüyor. Hasan abi bakın başka enteresan bir şey böyle. Çok değişik bir şey sanırım. Şimdi Hazreti Ali'nin sözü değil mi Hasan abi? Kur'an Fatiha'da Fatiha Besmele'de Besmele başındaki B'de B dahi altındaki noktadan münderiştir. O da benim. O da benim diyor değil mi? Evet, o da benim diyor. Cahiller de o noktayı çoğalttı diyor. Aslında her şey bir harf bile değil, bir nokta adır. Hasan abi. Ene ve zerre var ya, zerre nokta adır. Allah'ım, işte biz noktayız diyor. Allah, ya bu kadar harika ki. Hasan abi, Kur'an-ı Kerim'de 114 sure var. 113'ünde geçiyor değil mi? Hasan abi. Ne? Bismillahirrahmanirrahim. Ama 114 kere geçiyor. Hayır, 114 kere değil. 113'ünün başında geçiyor yani. Başına geçiyor. Ne? Bir tanesi de geçmiyor. Ortasında geçiyor. Ona baktım Hasan abi. Onun ortasında geçmiyor. Başka bir sure yalnız değil. Şimdi o neden burada besmele yok? Hasan abi onda da besmele yok fakat Tevbe suresi B harfiyle başlayan Kur'an'daki tek sure. Başka B harfiyle başlayan sure yapmış. Ve Dafur bunu şey yapıyor, bunu söylüyor. Tespit. Harika. Araştırdım yani ama ya bu çok, ve Hasan abi bu nedendir diye yine tabii bütün yorumlardan şuradan falan bu konuyla alakalı bakıyorsun. Şu çok aklıma yattı Hasan abi, çok hoşuma gitti. Bunu inanmayanlara, gayrimüslim, münafıklara, işte kafirlere hitaben Tevbe suresi. Tehdit var. Tehdit var, tehdit olduğundan dolayı. Onun için Rahman ve Rahim kullanılmaz. Kullanılmamış. Ben mesela Bismillahirrahmanirrahim, ağzını burnunu kırarım lan. Böyle de nedir? Şey diye okumuştum abi. Veya televizyon açarken. Biz, he? Ne dedin o zaman? Cihat farz kılındı ayetler varmış ilk şeyde, onun için. Evet. Rahman Rahim kullanılmaz. Kullanılmaz. Cihad farz kılınmış. O. Cihad. Anladım. Diye ben öyle. Bir tehdit ediyor ve cihad var. Şey var. Baraya ile başlıyor. Tabii. Bu nasıl? Onun için Rahman Rahim. Bir de tehdit de başlıyor şey. Evet. Ama Rahman Rahim ifade edilmiyor ama yok varlığı da hissettiriliyor yani B'de. Yani şeyde mesela diyor ki şeyde İhlas suresinde hep böyle şey kul var yani. Yani aslında yani, he? Yani gizli bir kul var. Kul var yani. De. De ya. Ey peygamber de var. Yani bunu vallahi Allah'a sen. Allah'a semette de var. Kul de bunu. Peygamber de var, Allah da var yani. Kul gizli şey var. Aslında her ayette öyle. Her ayette. De tabii. Evet. De makamı her ayette var. Çünkü ilk önce bir risalet gerekiyor. Şey tevli ediliyor. Üstad Hazretleri orada şeyden baksın. Allah tamam. Sanırım abi. Yani orada ayetlerin şeyine inerken, artık harflere inerken yani çünkü tebliğ olarak göndermiş, şey peygamber olarak göndermiş ya her bir ayeti bize tebliğ edecek. O yüzden kendi risaletini bir kere şey yapıyor, delil oluyor. Olsuz olmaz. Tabii. Tebliğ de edilmiş ortada var. Ayet tebliğ edilmiş. Tebliğ eden, diyen, denilen, denileni bize diye. Allah da var, peygamber de var. Evet. Devam et abi. Evet, Hasan abi şimdi kozlarımızı paylaşacağımız yerlere geldik. Biraz Kafa-i Şerif'ten olan şeyler de burada yer almaya başladı. Şimdi Kur'an, hayat, kainat böyle devam edeceğiz inşallah Hasan abi. Büyük insan, Kur'an, kainat, hayat, zaman, insan hepsi iç içe. Ve birbirine bakıyor, gül goncası gibi. Namaz, bunlara açılan kapı. Namaz, bunlara açılan kapı. Salat ise birbirinden hepsine yapılan yolculuk.
Bir de söyle, bir daha bir namaz. Şimdi o şeyi saydı, büyük insan. Kainat büyük insan. Evet. Kur'an. Hayat, zaman, insan. Hepsi iç içe birbirine bakıyor, gül goncası gibi. Namaz, bunlara açılan kapı. Tamam, kapı. Kapı. Kapıdan giriyorsun. Daha giren yok. Evet, kapıyı kapı açıyorsun. Yok. Evet. Namaz da kapıyı açıyorsun. Ama salat ile birinden diğerine yolculuk yapıyorsun aslında. Salatta kişi yok. Fail var. Evet. Salat ise birinden hepsine yolculuk yaptırır. Yaptırır. Peki çıkarttığın bir yer var mı böyle? Bu Hasan abi nereden çıkarttın biliyor musunuz? Reşaları okurken Hasan abi orada bir Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsediyor. Bir Ahmet Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsediyor. Eğer bunlar aynı diyorlarsa bu adamlar aynı adam tövbe estağfurullah hem kainatın tılsımı muğlakı hem de o tılsımı muğlakı müşkül küşası açanı olabilir mi Hasan abi? Yani o yani hem açılan hem açan nasıl olacak? Olamaz. Biri Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Ahmet Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de onu açan bu devamlı her gün devamlı okuyacak. Açılan Muhammed. Evet. Açan da Ahmet. Evet. Zaten Ahmet Muhammed arasındaki hat-i ittisanın kılafı ve sureti gılaf-ı latifidir mirac. Evet. Ahmet Muhammed. Muhammed kökteki çekirdek, meyvedeki ve meyve Ahmet meyvedeki Ahmet'te kökteki Muhammed arasındaki hat-i ittisan ve gılaf-ı latifidir. Gılaf-ı suretidir mirac. Evet. O zaman kendi miracını şu anda mirac yapıyorsun. Evet. Kendine uluç ediyorsun. Kendine nereye taşınıyorsun bu derslerde? Şöyle yapmıyor musun bazen? Esma'nın veya... Ne oldu? Nereyi oynattı? Nereye gittik biz? Nereye taşınıyoruz? Neleri oynatıyoruz? Kökteki çekirdeğe niye gider abi? Yani kökteki çekirdeğe gitmek nedendir? Yani esas maksat kökedeki yani o ilk çekirdeğe mi ulaşmaktır yoksa... Çekirdek ne demektir? Ha, cevabı odur. Çekirdek ne demektir? Niye oradan çıktın ya o yani daha senden küçük olan, öz olanlar niye gidesin ki? Yani işte, zaten büyüksün sen. Evet. O çekirdeği oluşturana gitmek. Yani oradan orada mı? Sana. Orada tabii. Ya şöyle diyeyim. Çekirdekten ağaç çıktı. Çekirdek boşaldı mı? Gene duruyor değil mi? Doldu hatta. Peki, çekirdekten ağaç çıktı, biraz söylüyorum. Filiz çıktı, çekirdek sıfırlandı mı? Yok. Çekirdeği ne oluşturduysa hangi esma sıfat çoğunatsa, onunla perdesiz olmak içindir. Yani acaba amaç çekirdeğe mi gitmek, yoksa bütün hani ağacın en sonu ya meyve. Meyve bütün ağacı tekrar istihab edebilmesi için oraya gidiyor gibi. Osman abi. Benden beni, bana git. Osman abi. İlk çekirdek, meyvedeki çekirdek, size yani meyvenin tekrar ilk çekirdeğe gidiyormuş gibi tefekkür ediyorsunuz. Ha, öyle değil. Ha, bir şey yanlış oldu. Siz ilk çekirdekten meyve oluştu ya, ha. Meyvedeyken meyvenin içindeki çekirdeğe seyahat, asıl maksat. Değil. Asıl maksat o olsa gerek. Ama kökteki çekirdek diyoruz hep. Tabii meyvedeki çekirdek de kökteki çekirdek aynı değil mi abi? Aynı değil. Ne aynıdır ne de aynıdır. Ama biz kökteki çekirdeği kastediyoruz konuşmalarımızı. Ben öyle anlıyorum. Bak kökteki çekirdeğe olabilir ama meyvedeki çekirdeğe bence. Benim şahsi kanaatim o. Farklı bir şey söyledin yani. Evet. Bak ne diyor biliyor musun? Ya Allah Resulü'nün zaten aynı yer, aynı değil mi? Ne aynı ne gayrı. Allah Resulü'nün kaç tane miracı olmuş? 33 defa. 33 defa. Hangisi Mirac-ı Ekberi'dir? Bu en son. Yani 6. şuada ne diyor? Mirac-ı Ekberi Muhammedi'de söylenen o sözler. Mirac-ı Ekber denmesi için bu kelamın iktizası ve muktezası Mirac-ı Asgari olmaz gerekmiyor mu? Evet. Bu yüksek masa. Bana bak o yüksek masayı derken. Küçük masa, düşük masada olması gerekmiyor mu? Ha, meyveden içinde çekirdek,
miracı şeydir, asgardır. Meyveden kökteki çekirdeğe gitme ki mirac etmeli Muhammed'i. Değil, güzel. Tamam, sorunun cevabı değil. Şimdi bu şey dendi ya, konu. Aslında şu anda bizim uğraştığımız meyveden çekirdeğe gitmektir. Ne yapacağız? Çekirdekten köktekine gitmektir. O mirac-ı ekberi Muhammed'idir. O zaman biz ona şey yapamayız zaten. Takat getiremeyiz. Mirac-ı ekberiye biz getiremeyiz. Nasıl getiremeyiz? Gitti geldi o kabir. O cisme ve ruhe. Biz kalben ve ruhen olduğu için mirac asgarlığı oluyor. Allah Resulü de zaten bir tane muvaffak olmuş. Mirac-ı ekberi Muhammed'i. Yani bana şöyle gibi geliyor. Esas o çekirdek, kökteki çekirdeğe maksat gitmek değil. Bütün el ağacın sonundan hepsini toplayıp ağacı da alıp üstüne gelip o sıfır noktasına tekrar şey yapmak. Bir açıyorsun, tekrar kapatıyorsun ama onunla mülaki olmak. Kardeşim, 149 Sekil Tahsil Gaybiye'de Geylani'ye diyor ya, Hakikat-ı Muhammediyesinde. Hakikat-ı Muhammediyesinde kendisini gördüğü için o sözleri söylemiş diyor. Tamam mı? Şimdi o Hakikat-ı Muhammediye'de o çekirdeğe girdiğin zaman fena-i mutlak ve kutsi oluyorsun. Üstad öyle diyor. Diyor ki o kutsi zat fena-i mutlaka mazar olduğu için o sözleri söylemiş. Meşidiyetin yok ki. Sıyrılıyorsun, sıyrılıyorsun, sıyrıla, sıyrıla. Peki artık orada gelince daha önceki bulunduğu makamlar, şu anda bulunduğu makam arasındaki mukayeseyi yapıp istifade et. Aslında abi çekirdektekiyken, yani kökteki cüz'iydi, külli oldu. Külli olarak o makama yaklaştı. Değilse aynen, yaklaşamayacak. Evet, yok. Başka olamaz. Cüz'i nazarını cüz'iyetten çıkarttı. Cüz'iyetten külliyet kesmetti yani. Evet. Bütün şeceliyle kilkat külliyet kesmetmesiydi. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki, esma meratiplerine, cilvelerine sıyrılıp sıfat makamına geçmek dedi. Değilse yanaşamazdı. Orada o başka şey olmaz. Zaten 642 mesleği de ölüm ve helakettir ondan sonra. Gafur, burada keselim, ara verelim, ikinci dersi yapalım. Olur mu? Ya, yapalım abi inşallah. Şurayı bitireyim istersen. Bitir abi. Kimse daha karışma. Çünkü cevabını aslında kendinde çok emin olmadığım bir şeyler var da sana. Mesela sanki demişiz, bunu Akşemseddin'le de görüştük ama sonradan ben biraz daha sanki değiştirdim gibi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mahiyet dersek, Kur'an hakikat, Kitab-ı Kedir-i Kainat, suret diyebilir miyiz abi? Tekrarlayayım mı? Bir daha. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eğer mahiyet ise Kur Muhammed'i. Evet. Kur'an hakikat, Kitab-ı Kebir-i Kainat, suret. Peki sana şu soru sorayım, bu soru için. Kur'an nereden geldi? Lef-i Mahfuz'dan. Yani Kur'an Lef-i Mahfuz'dan nereye, nereden geldi? Kelam sıfatı. Ha, kelam sıfatı. Kelam sıfatın yeri neresi Yasin? Zat, subutu sıfat. Sıfat. İnsan nereden geldi? Yani insan. Zati, zat şey var. Zati tecelli var insana. Zat, yani daha üstte. Kur'an daha yukarıda mı abi o zaman? İnsan. Yok, insan daha yukarıda. Yani insanlık ve zatından mı geldi? Kur'an kelam sıfatından geldi. Diğeri zattan geldi. Ene'de. Zati tecelli var sende. Tecelli var. İnsanlık verildi diyor. Verilen de zattan geliyor ama. Bir ben var, tamam, benden içeri olan, içeride olan bene insanlık verilmiş. Ha, bene insanlık. Bana verilmiş. Kalem verilmiş. Ha. Kalem değilim. Bana gömlek verilmiş. Hani gündelik hayatta diyoruz ya, İnsanlığına ne oldu? İnsanlığını mı kaybettin? İnsan değil misin? Kim? Hey sen! Yani sen insanın arkasındasın, insanlığını doğru kullanamadın yani. İnsan, insan değil. İnsanlık. Bak, insanlık sana verilmiş, sen kimsen? Sen kimsin bilmiyorum ama sana insanlık verildi, kullanamayınca da insanlığını kaybettin. Ha, o tarafımız
Kur'an'ın arkasındadır. Evet. Çünkü Kur'an kelam sıfatından gelmiştir. Kelam sıfatı subutu sıfattandır. Kelam, ilim, irade. Ama bir de zatı sıfat var. İnsan oralardan da gelmiş. Bir de şunat-ı zatiye var. Oralardan da gelmiş insan. Ve vahiy insana hizmet eder. Burada keselim. Var mı başka soru? Yani benim cevabını alamadık Hasan abi. Burada bir sıkıntı yok değil mi o zaman bunda? Yani bu söylediğimizde yani kalıplaşır diye ses yapmıyorum ama aslında cevabı Hasan abi bakın şurada cevap verildi. Anlayan anlamış. Evet evet. Evet. Hasan abi şu şunu daha önceden de okumuşum ama bir cümledir bu. Zaten bu şeye iten beni iki şeydir. Onu da söyleyeceğim Hasan abi. Biri şimdi ama o müzeyyen Kur'an ise burada sanki biraz onu şey yapıyor. Kur'an ise? Şu musanna kainattır. Tamam. Yani burada kainatı zahir, müzeyyeni batın olarak düşünürsek Hasan abi, yani Kur'an, kainatın bir nevi programı ve yazılımı. Kur'an. Programı ve yazılımı. Onu buraya uygularsak Hasan abi, program ve yazılım görüntünün gerisindedir değil mi Hasan abi? Bir gerisindedir yani en azından. Değil mi? Heh. Dolayısıyla burada Kitab-ı Kebir'i kainatı suret olarak addedersek Kur'an'ın bir gerisinde hakikattir. Onun da mahiyeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu biraz daha sakin. Kur'an nereye indi? Lef-i Mahfuz'a. Lef-i Mahfuz'a yukarı neler var? Buralara neler, nerelerde ne indi? Lef-i Mahfuz'un yukarısı Arş-ı Azam. Kab-ı Kalbse. Oralar zata bak. Zatı sıfata bakıyor. Kur'an sıbutu sıfata bakıyor. Zatı sıfat mı üstün, sıbutu sıfat mı? Zatı sıfat. Dolayısıyla anlaşılmış. Burada kesiyoruz. Dua edecek misiniz? Yok. Ve ahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Ebu'na sallallahu aleyhi ve sellem.